Yani normalde yok. Biz bak, normalde sesini duyun nasıl bağıracak o. Mama yiyecek mi oğlum? Neredesin? Gel. Gel, oraya girmez o. Sen oraya gireceksin diye bekliyor seni. Depoya. He. Depoya gireceksin sen. Oradan arpalan açılmaya kalkacak. He. Heh. Bak bak hareketlere bak 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 bak. Lan kız sana hem var ya. Mama yediriyor ne? Kuzu besilmiş, kız alıyor. Bak, gelecekler yiyecekler şimdi. Yemiyorsa dökme abi. O yatsın. Depoya girmesin, dikkat et. Selamun aleyküm diyelim öncelikle. Aleyküm selam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tekrar teşekkür ediyorum röportaj evet. için. Geçen seferki yaptığımız söyleşiyi dostlarımız çok beğendi. Ben de bu sefer hazırlıklı geldim. Böyle bir sürü soru hazırladım sana. Sınava sokacakmışım gibi öğretmeni sözlüğe sokacağı gibi şeyler hazırladım sana. Şimdi senin şu ahıra bir bakalım bakalım. O şeyleri, kuzu şeyleri nasıl yapıyordun? Onları da bir görelim bakalım. Ne onun ismi abi? Muri. Gel bakalım bak. Bunun özelliği başka. Gel çık bakalım bu amcaya hoş geldin de. Hadi amcaya hoş geldin gel, de. Gel 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 buraya. Gel buraya. Gel gel gel. Bu 300'dü. İki kardeşi öldü. Anası biraz sütü kesilince kız içeri kaldı. Gel bakalım Muri dışarıya biraz. Geliyor bu sana mı? Alışmış bu. Tabii. Abi bunun kulakları küçük. Tabii. Çipa. Çipa mı? He. Muri. Gel bakalım. Gel. 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 Ne yapacaksın? Ya gelini istiyor bu. Ne istiyor dedin abi? Bu süt içiriyor kız bunu biliyor musun? He. Bak. Ya. Muri. Bak amcaya git bak biraz hadi sev onu sen. Gel bakayım gel. Hadi bak bak hadi gel, biraz gel, şey yap gel, hadi sev. Gel gel gel. Yok. Sevdirmeyecek buna kendini. Sen bu 300 dedin diğerleri neden öldü abi? Ya diğerleri biraz erken doğum yaptı. He. Bak o şeyler burada bak. Şöyle bölme bölme. Basit evet. Şey. Bölmen yeterli oluyor yani yok. Bu ilk doğan. Tabii 10 tane şeyler. Bölmem var. Böyle küçük küçük bir koyun kuzulayla sığacak kadar. Buraya. Evet. Aşağı burası gidecek. İşte o söylediğin gibi. 7 gün sonra burada. 7 gün sonra burada. Evet. Ondan sonra büyük yere alıyorsun. Evet aşağıya depoya. Ulan Muri neye çıktın be oğlum? Sen ne biçim adamsın? Nereden de çıkıyor her yerde? Gel gel ben, gel ben de seveyim gel 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 yok elletmeyecek kendini çok tatlı ya hadi gel çipa oluyor ha bu kısa kulaklı nasıl öyle bak o din doğuran ha o teki din yapmış bak ya ey maşallah maşallah onlara Allah. Takmış baksana birine kebire takmış buna Muri takmış kız bereketli olsun kübire gel bak bakalım. Bak kebire nasıl kulaklarını dikiyor. İsimlerini de biliyor bunlar yani. Sese alışıyorlar ama bak. Radarları dikti. Sizin şu koçları da bir görelim bakalım abi. Kalınlar kalkın. Kalkın bakayım. Oğlum kalk. Ya bu Tahirova. Surluk'tan getirdim hakiki. Gel. Bunlar bu sene yeni aşılamaya çıkacak. Maşallah. Ana gelsene eşkıyaya bak ya. Aman 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 bak bak. Bak 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 bak. Hey eşkıyaya bak ya. Yahu yapma. Sussun herif ya. Bir daha yem vermem az veririm. Maşallah maşallah maşallah. Bu 7 aylık. 8 aylık. O 1 yaşına girdi. Şimdi o hani bir tanesi benim peşime gelmişti ya. Bu geldi. Bu muydu evet. O? O bayağı büyümüş o zaman ya. Evet.
Çocuk doğdu. Şimdi o sürüye biraz kattım o zaman işte. Haber vermese miymişim sana acaba? Neymiş ben geldiğinde? Hadi gelin. Şimdi bana da lazım abi. Koç seninle gittiğimizde koç bulalım bana da. Norper alalım birer tane ya. Norper. Alalım abi. Şimdi diyelim ki kıvırcığa Norper kattık. Bilmiyorum, deneyeceğiz. Deneyeceksin. Anladım abi. Etçi. Çünkü Afrika'dan gelen burada çok yarar bizim şey bölge. İşte katanlar varmış, tavsiye edenler de var. Şimdi şöyle söylüyorlar abi. Mesela kıvırcığa Norper veya başka ırktan bir koç kattın. Ondan çıkan kuzu damızlık olur mu? Olur. Olmaz diyorlar. Sıkıntı yok, olur diyorsun. Hani şey diyorlar, güzel et tutar. Lakin melezleme yaptığın kuzuyu damızlık ayırma diyorlar. Olur, böyle sıkıntı yok. Belki bilen şey vardır da. Şimdi biz katıyoruz Tahir Ova'yı, Mahir Ova'yı, ne olacak? Bak bunu katacağım ben, bu Tahir Ova'yı. Tamam, Tahir Ova'yı kattın kıvırcıya. Evet. Veya her başka bir cins kattın. Şeyde... Yok, çok randıman veriyor. Damızlıkta diyorum, randıman alamaz. Alınır mı? Alınıyor. Alınıyor diyorsun. Anladım. Tek burada da akraba evliliğine dikkat edeceksin. Akraba, he. O zaman şey olma, randıman olmuyor. Şimdi koç kardeşlerine mi atlamayacaktı? Kardeş, nasıldı? Kardeşlerine. Bu ahıra git, bütün kardeşler bir arada oturur bunlarda. Aynı bunlarda şey gibi. Aynı yetiştiren olursun. Anladım. Kendi kuzunu damızlık olarak sürüye katarsan koçu değiştireceksin o zaman. Değiştireceksin. Veyahut da işte o anaya denk gelecek, kardeşine denk gelecek. Sakatlıklar oluyor diye söylüyorum. Sakatlık olur. Hayvan şey olur. Çok sert olmaz yani. Canlı olmaz. Ha, verimsiz oluyor verimsiz o zaman. Olur. Anladım abi. Teşekkür ederim. Ben şey atmam. Ya anasını satar, bunların analarını sattım. Hı-hı. Yoksa salmazdım. Kardeşlerini de sattım. He, koçu kendin çıkardığın kuzudan koç yaparsan hem anasını hem kardeşlerini o zaman şey yapacaksın. Göndereceksin. He. Bir şekilde... Koç onun için bırakmıyorum. Ben dışarıdan alıyorum. Anladım. Bir şekilde o aile bağlarını keseceksin evet. Yani. Yoksa... Sakat oluyor yoksa. Sakat oluyor. Verimsiz de oluyor verimsiz çıkan oluyor. Kuzu. Kuzu atma çok olur. Anladım abi. Bazı televizyonda çıkıyor ya, ağzı yok, burnu yok, orada burada görüyoruz ya. Hep akraba evliliğinden çıkıyor. Anladım. Tamam abicim. Şimdi şey, senin şu koyunlarda bir bakalım. Tabii. Evet. Bakın. İyi yonca İyi demiştin. Yonca böyle yemyeşil olacak. Evet. Saplı bak. Olmayacak. Yaprağı şey. Üzerinde. Bak, yaprağı dökülmeyecek yani, şeyde toplanacak. Anladım. Yalnız bunun da dikkat etmek lazım. Küflüsü çok sakat. Hayvanı değil, en çabuk zehirleyen bu. Evet, küf olmayacak evet. Kesinlikle. O silajı da zaten küfleniyor diye evet. Sen şeye tavsiye etmiyorsun değil mi? Bir de mısır tanesini eritemiyor koyun çok. Evet, taneyi eritemiyor. Ya tane şeye geliyor, memeyi bozuyor, memeye denk geliyor. Anladım abi. Zaten eskiler şöyle söylüyor, ben şimdi... çok eski koyuncularla da konuşmuştum bu işe başlamadan önce. Arpa, buğday, yulaf başka bir şey yaramaz diyen böyle eski koyuncular da vardı. Bu ıslattığım dediğin şeyler. Buğday. Bu ne kadar suda kalıyor demiştin abi? Bu 24 saat suda kalıyor. 24 saatte süzülüyor. 24 saat suda bırakıyorsun. Sonra buraya alıyorsun. Evet. 24 saatte burada duruyor. Evet. Ondan sonra koyuna da kuzuya evet. Da herkese veriyorsun. Yedi istediği kadar da yesin. Aç bakayım o leğeni abi. Ha, burada böyle. Don olduğu için az yapıyorum yani. Anladım, donmasın diye. Evet. Burada suyun içinde bu şekilde 24 saat. Kabarıyor, bollaşıyor. Hem de hazmı da kolaylaştırıyor evet. Değil zaten mi? Zaten şöyle yok, öyle 24 saat bekleme yok. Bunu bu akşam alacağım ya. Bunu oraya dökeceğim, buraya yenisini dökeceğim. Hiç şeyi yok. Anladım, boşluk yok, olmuyor arada. Yani öyle bekleme şeyi yok. Anladım abi. Bu akşam yarın sabah bunu yiyecekler. Zaten bu boşaldım, bu buraya gelecek, buraya yenisi koyulacak. Anladım. Günlük şey hazır olmuş oluyor yani. Tamamdır.
maşallah bu sene kar çok güzel yağdı ya. Zaten bu kar yağmasaydı ekin olmazdı ki. Bak yemyeşil. Ne otu dedin abi? Yulaf otu. Şimdi biz buna yulafı ekiyoruz. Nisan'a kadar otluyorlar. Nisan'dan sonra da bir ayda tekrar bu kadar yetişiyor böyle. Hem bol verim oluyor. Şimdi tam olarak anlamadım. Ben bunu erken ekiyoruz. Erken ekiyorsun. Şimdi bak sen gördün geçen gün sallıyoruz. Evet. Nisan'a kadar bunu otlatıyoruz. Tamam. Nisan'dan sonra bir ay sonra Mayıs 15'inde biçiyoruz. Nisan 15'inde çıkartıyoruz koyunları. Bir daha sokmuyoruz. Yulaf tanesi oluyor mu peki var üstünde? O yulafı da var üzerinde. Bir ayda böyle balya yapacak kadar oluyor yani şey. Hem çok verim yapıyor. Hmm. Mesela yonca 5 balya veriyor. Bu en az 20 balya veriyor. Peki besi değeri olarak yonca mı? Bu mu? Abi kuzuya, bu koyuna, bu az maliyetle şey olmak için. Hayvanlar büyük başa bak. Anladım. Bir de süt yaptırıyor koyuna çok. Anladım abi. Maşallah maşallah maşallah. İşte bunlar şimdi gebe bak sütlerini çektiler. Hmm. Sanki hiç doğurmamışlar. Bunların doğumları ne zaman olacak abi? Bunların doğumları Mart'ın 15'inde başlayacaklar. Mart'ta başladılar mı sıcaklar başlamadan 3-4 aylık kuzu olacak o zaman bunlar. O zaman da sıkıntı olmayacak. Bir palazlanmış olacak. Melez olmuyor diyor. Tahiroğlu ile Yalova'nın melezi. Bu koyun. Tabii. Bak. Ey maşallah. Şimdi bak, bu Tahiroğlu ile Yalova'nın melezi dedin ve damızlık yaptın damızlık sen yaptım bunu. Ha, bak burada da var bak. Şu mu? Burada var arada bak bak burada. Bu tarafta. Bak şu ya, bize bakan mı? Tabii en büyükleri onlar zaten. Bak burada olmayanlar kalmış. Biraz ikinciye doğuracaklar bunlar. Yani işin aslı düzgün baktığın zaman melez de olsa damızlık oluyor mu diyor. Oluyor. Anladım abi. Hey maşallah maşallah. Evet çok güzel ya. Yani görüntüsü çok güzel. Yok, dümdüz abi hayvan. Bak geçen yılda ama bunlara ben koçu hemen salmadım. Buna 7-8 ay sonra saldım. Anladın mı? Aldıktan sonra. Evet. Yani şöyle 7-8 aylık olunca saldım. 5 ayda biz koça getirmedim. Bunları. Ha bunlar senin kuzularındı. Evet. He tamam. Ya böyle bırakmıştım işte bir 15-20 tane de arkadaşlar bırakmadılar ki kıyamadık. Al sattılar. 5 tane kaldı şimdi bak. Bu var. O öbür tarafta. Evet anladım. Melez de olsa damızlık oluyor diyorsun. Oluyor. İyi onu öğrendiğimiz iyi oldu. Ne? Bak. Kuzusu da nasıl oldu? Bir tane bıraktım en ufaklarını gör. Bak. Şimdi görüyor musun? Damızı. Bak onların ocağı. Bak. Şeyin o melezin kuzuları mı bunlar? Heh, bak. Damızlık taktım. Maşallah abi. Bak sala bak nasıl melez. Buna bak, ona bak. Bunlar yaşıt ya. Bununla o yaşıt. Tabii. Melez damızlık koyunun kuzusu bak, bu oğlu. İkisini bıraktım ben melez denemek için. Bak o iki tanesi bak. Sala bak şey ya. Evet abi. Bu kuzular da şimdi... Bunlar da 15 gün sonra gidecek. Kalmayacak burada. O 2 taneden başka. Bir de bu 3 tane kaldı. 15 gün sonra satışa çıkartacaksın. Ya satıldı bunlar. Adam. He satıldı. Ya. 15 gün sonra gelip alacak. Yani mesela biz arkadaşım biliyor musun? Biraz o zarar etmesin. Büyükleri seçip şey yapıyor. Anladım. Peki ortalama şimdi mesela şu
Boynuzda olan. Evet. Kaç kilo gelir abi canlı ağırlık? Bu canlı ağırlık 35 kilo gelir. 35 kilo gelir. Peki ayıp olmazsa mesela o kuzunun fiyatı ne? Fiyat çünkü çok soruyorlar bana, merak ediyorlar. Şimdi o kuzu damızlık olsa kuzu 1000 lira, o kuzu 1200 lira. 1000 lira 1200 lira. Ya kasapta da yapar yani. 18 20 kilo et çıkar. 57'lerden kesiyor. 55'ten kes. 50'den kes. 20 kilo et aldım 1000 lira. Öyle fazla parayla şey. Anladım. Değil. Bu civarda abi şimdi bana soruyorlar kuzuları nasıl satıyorsunuz diye. Bu civarda ben hiç şey görmedim. Baskülle satan görmedim. He, böyle göz kararı ayakta. Yok, baskülle satabilirsin. Tak kantara koy. Şeyde öyle de satılır ama zaten bu işi yapan ya bir kilo eksiğini söylüyor ya bir kilo fazlasını söylüyor. Yani artık şey yapmış, göz kantar gibi oldu yani. Tabii ben işte... Bu dişi kuzuyu bırakacaktım ben, fakat işte alayım dedim şimdi toplu. Mesela 7-8 aylık, 6 aylık kuzu alacağım ben. 2 ay sonra kuzuyu salacağım koç. Damızlık böyle oldu işte, gerdan açık olacak. Yani biz de turistik yer yakışıklıysa ben. Biz memnosu burada satamayız. Tamam, iyi et yapar, şey yapar ama... Bu kuz da 2,5 aylık, en büyüğü. Biraz daha ışık iyi olaydı, iyiydi de. Neyse, idare edeceğiz böyle. Biz parlatırız kuzları biraz. Fatih abi, sen söyleyince kameram kapalıydı. Şimdi kamerayı açtım tekrar. Ben sana sorayım. Bana çok soruluyor. Şu anda damızlık koyun fiyatları ne kadar? Şimdi koyununa göre. Ya şimdi hani 1500'den başla boş koyun. 2000 lira, 2500'e kadar var. Eli yüzü düzgün, evet, iş yapacak koyun o zaman ortalama 1500-2000 dedin, evet, o aralıklarda. Evet. Kuzulu olursa 2500 lira. Anladım. Şimdi sen şimdi 1500-2000 arası diyorsun. Bu arada belki 1000 liraya bile rrrt, gel. 1000 liraya da olur ve 1000 liralık koyun olur. Tabii. Olur yani. Şimdi ben soran dostlarımıza da aynı şeyi söylüyorum. Ben mesela şu an düzgün koyun alırsam 1500-2000 lira ama 1000 liraya da koyun bulursun, o 1000 liralık olur o şey koyun. Hani şey muhabbeti. Hani kimse iyi damızlı satmıyor. Sen fiyatını bulursan iyi damızlık da bulursun. Kötü koyun yok arkadaşım. Bu seçildikçe güzelleşir. Kötü koyun yok. Evet. Bakımsız koyun var. Onu da alıp bakarsan maalesef, orada güzelleşiyor. Arkadaşlarımız, bu işi yapan arkadaşlarımız benim hayvanım güzel diyor. Ben kardeşim parayı seviyor. Koyunu sevmiyor. Evet. Vatandaş gelecek istediğini alacak. Anladım. Ama ona göre fiyatını da verecek. Yok abi, çok şeye gerek yok. Gezecek, dolaşacak. Bu şey değil. Herkes bir şey 50 lira aşağıya almaya bakıyor. Aynen öyle. Ben alır satarım da. Ben de 100 lira bir koyunda kalsın yeter. Allah bereket versin. Çok para öyle çok var. Çok açgözlük olmamak da lazım. Evet. Habibciğim kolay gelsin. Habib müdür burada işte bak. Ne yapıyorsun orada? Merak ettim şimdi. Daha iyi olmasın diyor. Aç bakayım abi. Kesiyor. Ufalıyor ortadan hiç olmasa. Bak. Bak abi, talaşını da düzmüş. Şeyini de altlarına. Ne yapıyorsun şimdi Habib? Sen beni anlamadım ne yaptığını. Balyayı açıyor. Biraz şey ya. Bunu böyle kestiğin zaman koyun böyle şey yapmaz. Sizin gibi böyle paket koymuyoruz biz. He. Biçiyorsun. Balyayı bunun paketi böyle ikiye üçe bölerse koyun aldığı zaman bak. Ama bu uzun, bu aldığı zaman böyle dökülmesini engelliyor. Dökülmesini onun için kesiyorsun. Engelliyor, zayi olmuyor. Hmm. Habib Bey bu işin ehli. Oy maşallah. Bunu ben illa yaptırmıyorum, kendi yapıyor. Anladım. İşte yardımcı de yani fark etmez. Yardımcı onu... dediğin öyle olacak. Ah, kafamı vurdum vallahi. Biz, fark etmiyor yani. Biz ben de yapıyorum, o da yapıyor. Ben de kesiyorum. Hmm. Bak bunu öğrendiğim iyi oldu.
Ama bu... siz patronsunuz. Siz öyle uğraşamaz. Biz bu işi severek yapıyoruz. Biz de seviyoruz da işte öğrenmemiz lazım. Bazen ama bilmediğim gece ne yapıyor? Soğuk oldu mu kalkıyor. Bari gece veriyor bunları. 9-10 dayım. Otu. Vallahi ben dün gece abi ben de sabah ettim. Koyun doğuracak. Bir tane koyun bak, doğuracak diye. Yonca, yulaf otu, çayır otu bak fi. Bak. Fi de veriyor arada karıştırıp. Fi ne oluyor aslında abi? Valla işte fi otu. Bu tuzlu oluyor. Tabii çok tatlı oluyor. Bunu ekiyor musun? Ekiyoruz. Fi. Devlet desteklemesini de veriyor. Bak bu bakla oluyor. Evet. Böyle ambarda sağlam olacak böyle hava şeylerde kış oldu mu? Biz bak kalaşımız var, saman var altlarına atmak için. Her sabah gelir altı ıslaksa atar. Yulaf otu var, çayır otu var, yonca. Herkesinki ayrı. Bunlar doğurmuş koyunların. Onlar kısır koyunların, onlar kuzuların. Evet, yani herkese aynı şey yok, menü yok. Durumuna göre ya biz menü var. Koyunda olsa saygımız var. Hepsine ayrı ayrı şeyini yapıyoruz. Evet yani her mesela gebe koyunla boş koyun, kuzulu koyun hep aynı şeyi yemiyor yani. Ha, biz gebe koyuna hayatta en iyisini yediriyoruz mesela. Seçerek yediriyoruz. O taraftakiler gebe. Evet kuzusunu onlara çünkü hiç... içeride beslemesi lazım. Beslemesi lazım. Mesela küf olur şey olur kuzuya zarar verir kuzuya attırır. Gebeye dikkat ederiz biz. Anladım. Abi, ha? Onlara da biraz çuvala yapsana. Doğuranlara da yulaf. Tamam. O kadar yapın onlara. Onu mu? Bunlara az gelmesin ya. Bu yap, orayı aç, onu yapsın yap. Yapsın yap. Yapsın diye de üçte biri gelir. Çiftliğin adını mı? ABC. ABC çiftliği burası. Bir manası var mı ABC'nin? Manasız bezmek altın. Kırklarlı ismi. ABC. Tabelan yok ama burada. Tabelayı takacağız tabelayı da şimdi. Hmm. ABC çiftliği. Bu kar burada nasıl birikti bu kadar? Burayı kürediğiniz için mi böyle? Yok. Kendi indi buradan fırtına getirdi. He. Sanki böyle burasını küremişsin, sen biriktirmişsin yok, gibi birikmiş evet. Burayı. Vallahi adam boyu olmuş neredeyse. Tabii. Burası arkadaşım böyle ABC çiftliği. Vallahi şey ya. Müdürü Habib Bey. Müdürün çizmelerini çok beğendim. Dün soruyorum nereye koyuyorsun dedim. Akşam çizmeleri içeri alıyorum diyor. Dedim kapının önünde bıraksana dedim. Çizmeyi dedim içeri alınır mı? Ne onlar? Bana fazla sıcak geliyordu. Çizmiş. Abi bize kıymetli vaktini ayırdın. Tecrübelerini paylaştın. Allah senden razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Hatta bir hafta sonra gel diyorsun. Ben de fırsat bulunca tekrar geleyim. Dostlarımızdan da Fatih abiye sormak isteyenler, soru sormak isteyenler olursa yorumlara yazsınlar. Ben o soruları Fatih abiye ücretsiz eğitim iletiyim. Ücretsiz eğitim. Onu mutlaka belirteceğim ben zaten. Hani bu iş nasıl oluyor, nasıl bitiyor? Gelip burada öğrenebilirler. Hatta yeme içme dahil. Ücretsiz kursa. Fırsatı olan yazın gelebilir yani. Kışın biraz şey olur. Bu pandemiden yeme içmede sorun olabilir. Evet. Tabii şu pandemi geçerse abi, daha rahat olacak. İnşallah fırsatını bulan dostlar
böyle havaların güzel olduğu yaylada zaman da gelirler, yaylada şey yaparlar. Evet, şu sopa tutmaya gelebilirler evet, buraya. Fatih abi tekrar teşekkür ederim. Abi. Allah razı olsun. Kıymetli vaktini bize ayırdığın abi için, tecrübelerini paylaştığın için. Dostlar, bugünlük bu ABC videoda bu kadar. ABC çiftliği Fatih abinin yanındaydık. Tecrübelerini paylaştık. Dediğim gibi sorusu olanlar olursa yorumlara yazın. Bir sonraki söyleşimizde, röportajımızda Fatih abiye onlarda soralım. Bizim de eksiğimiz olur. Faydalanabiliriz yani bizden şeyde olanlardan da faydalanabiliriz. Bakın Fatih abi ne diyor? Daha bir, ustalar da bizi arayabilir, akıl verebilir yani. Evet, eleştirilere tabii, açığız. Açıyoruz. Şeyleri, bir eksiklik gören varsa, çünkü gerçekten kanalımızı... Zaten eleştirilmesek başarısız demek. Evet. Daha iyisini bilen varsa tabii canım, biz şey alırız, gideriz, ayağında seyrederiz. Daha ben bu işi böyle daha iyi yapıyorum dersen giderim, misafiri olurum. Evet, Allah razı olsun. Tabii şimdi mesela kanalımızı takip eden dostlarımız arasında bu işi hali hazırda yapan, bu işten emekli olmuş abilerimiz var. Sağ olsun onlar da bana tecrübelerini yazıyorlar, aktarıyorlar. Eğer mesela şimdi seninle söyleşi yaptık, söylediklerine veya gördükleriyle alakalı bir şeyleri, daha iyi bildikleri bir şeyler varsa mutlaka onları da yorumlara bekliyoruz. İnşallah. Bir dahaki haftaya bir Susurlu'ya Dörper çiftliğine gideceğiz. İnşallah. Oradan bir röportaj yaparız. Biz de orayı görürüz. Oraya da gidelim. Bir Dörper kaldı incelemediğimiz. Bir de İzmir'e gitmemiz lazım. Tahirova'yla sakızı şey yapmak için. Bir de Kırklareli'ne gideceğiz galiba. Kırklareli'ne, İllebrugaz'a gideceğiz. İnşallah nasip olursa seninle birlikte ben her yere gelirim. Dostlar başka bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.